İsrail neden bu hareketi yaptı? Orada birçok gemi vardı. Neden Türk gemisine bunu yaptı? Aklınca one minute'e cevap verdi. Başka gemilerde o tahribatı yapmadı. Pardon, siz destekleyici bir şey söyleyeyim. Tutsak o kalan arkadaşlarımızın söylediği asker işkencesindeyken, eziyetteyken hep bununla dalga geçilmiş. One minute, one minute lafları hep İşte İsrail bu. askerleri tarafından O one tutsaklara minute'e söylenmiş cevap bunlar. verdi aklınca. Bu bir. İkincisi, 2006 yılında bir yardım gemisine kontrol ederim silahın yoksa girersin dedi ve müsaade etti. Şimdi ne değişti? Şimdi ne değişti? Şimdi Türklere bir tavır almak ihtiyacını hissetti. Bu one minute cezasız kaldı, bir şey yapamadı ya. Başbakanı özür diledi milletin önünde. O gün bugün de Tayyip Bey'e bir şey yapamadılar. Kaderin büktüğü bileği kimse doğrultamaz. Yahudinin bileğini Allah büküyor. Ha bugün daha kahraman mı görünüyor, yiğit mi görünüyor, zalim mi görünüyor? Bunu ve yemudduhum fi tuğyanihim ya mehun ayeti izah eder. Onun bir vakti var, o vakte doğru gidiyor. O istihkak tamamlıyor. Allah'ın cezasına istihkak tamamlıyor. Bu da uzak değil. Bunu bir fıkrayla anlatayım. Mevlana'da, Mesnevi'de bir hikaye vardır. Şeyhin biri çok cömertmiş. Nesi varsa dağıtır, bir şeysi olmadığı zaman borç alır dağıtırmış. Böyle borçlu zamanında hastalanmış. Millet başına toplanmış. Ne kadar yatmışsa günün birinde kendine gelmiş ama hiç belli etmeden bu etrafındakiler neler konuşuyor diye bir dinlemiş. Bakmış ki ya bu şeyh ölüyor galiba ya bu yataktan kalkamayacak. Bize de bu kadar borcu var gelen gidiyor gelen gidiyor alacaklar kalıyor. Bu para kim verecek bunu? Bize bu kadar borcu var. Borç almış dağıtmış. Tekkeyi de böyle yapmış. Şeyhin çok canı sıkmış. Şu elime eteğime öpen adamlara bak. Şeyhleri ölüyor. Bundan istifadeden mahrum kalacağız diye. Üzüleceğini. Alacaklarını üç kuruşluk dünya menfaatini düşünüyorlar. Demek ki bunlar hiç benden bir manevi nasip almamış. Ne yapsam da şunların parasını verip başımdan def etsem diye düşünürken dışarıdan bir ses duymuş. Helvacı bir çocuk helva satıyor. Hemen gözlerini açmış, müridin biri koşmuş. Aman Şeyh Efendi ne iyi oldu iyileştin. Demiş ki dur şu dışarıdaki helvacının helvasını pazarlık et al gel millete yedir. Gitmiş çocuk kaç para helvan işte 3 dinar 2 vereyim olmadı 2,5 vereyim pazarlık etmiş almış gelmiş. Efendi Hazretleri getirdim demiş. Dağıt herkese yesin. Dağıtmış bitmemiş. Bir daha ver demiş. Bir daha ver bitirmiş. Tepsi bomboş olunca çocuk biraz beklemiş. Bakmış kimse de bir ses yok. Derviş amca paramı versen de gitsem demiş. Ustam beni bekler. Şeyh Efendi Hazretleri çocuk helvanın parasını istiyor deyince şeyh demiş ki ona söyle ona verecek bir kuruş paramız yok demiş. Çocuk tepsiyi yere vurmuş ağlamaya başlamış. Eyvah demiş helvamızı yediniz. Paramı vermiyorsunuz. Ben ustanın yanına nasıl gideceğim? Şey yorganı kafasına çekmiş. Hiç orada olmuyor. O alacaklılar da Allah Allah biz de bu adam mı şeyh diye itibar ediyorduk. Bize şu kadar borcu var bu parayı veremezken bir de senden helva isteyen mi vardı? Madem paran yok bu çocuğun helvasını bize niye yedirdin diye bir dedikodu orası arı kovanı gibi kaynamaya başlamış. Böyle bir müddet sonra kapı çalınmış. Mürit kapıyı açmış. Şehrin zenginlerinden birisi bir tabak içinde efendim size ayrılmış zekattan bir miktar vardı. Bizim bey onu gönder demiş. Şeyh doğrulmuş. Demiş ki benim bu efendilere şu kadar borcum var. Say bakayım para o kadar mı demiş. Saymışlar o kadar. Demiş ki bu helvacının parası da olacak. Bakmışlar mendilin ucunda bir düğüm var. Onu çözmüşler o da çocuğun parası kadar. Demiş ki dağıt bunların paralarını çocuğun da parasını ver gitsin demiş. Bunlar ya böyle tam alacakları kadar para gelince bu şeyhin kerameti Kerameti. eyvah biz ne yaptık yatağın başına toplanmışlar.
Demişler ki ya şey efendi affet bizi, biz ettik sen etme. Demiş ki siz nasıl Müslümanlarsınız ki istifade ettiğiniz şey ölüyor diyor, üzüleceğiniz paranızın derdini düştünüz. Baktım ki dedikodu kayyasına battınız. Sizi bir an evvel kurtarmak için ne yapayım? Ağlayayım da Allah bir yerden bir şey göndersin, azime merhamet etsin dedim. Şeyh de ölüm korkusuyla ağlıyor diyeceksiniz. Bir kere daha iman zaafı göstereceksin. Çocuk imdadıma yetişti. Onu ağlattım. Bu para bize ayrılmıştı ama bu kadar çabuk gelmezdi. Ben bu parayı o çocuğun gözyaşları sayesinde buraya getirdim. Filistinlilerin gözyaşları Yahudinin başına inecek tokatı tacil etmekten başka bir şey değildir. Peki. Biz 40 dilde 40 çeşit kitap yazsak, milyonlarca dağıtsaydık, Yahudinin ne melun olduğunu, ne zalim olduğunu, ne gaddar olduğunu bu hadiseyle kendilerinin sebep olmasıyla anlaşıldığı kadar anlatmamız mümkün olmaz.